Evet Dicle Canova'yla devam edelim. Şimdi kulislere en yakın isimdi dedik. Öncelikle yeniden Refah Cumhur İttifakı'ndan ne istedi sorusunu e, sormak istedim. Biraz önce açıklamayı da izledik. Dicle Canova kulislerde neler konuşuluyor? Ben de öncelikle başsağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere ve hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü. 50 bini aşmış vaziyette. E, dileyelim ki kısa sürede en azından hayatta kalanlar bir an önce normal yaşamlarına dönebilsin. Şimdi evet bir taraftan da siyasetin yoğunluğu seçime çok az kaldı. Yeniden Refah Partisi'nin bu kararı dikkat çekiciydi. E, şunu söylemeliyim ki kulislerde konuşulan e, yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelerin Eh... pürüzlendiği, sıkıntıya girdiği nokta milletvekili sayısı. Benim edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi 20 milletvekili istedi. Ama AK Parti buna sıcak bakmadı. Şimdi bu yeni seçim sisteminde %7'lik oy oranına sahip bir parti 25 milletvekili falan çıkarabiliyor. Son anketlere baktığımız zaman Yeniden Refah Partisi'nin %1,5 en fazla 2-2,5'luk bir oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Dolayısıyla bu oy oranına şu an mevcutta sahipken 20 milletvekili talep etmesi biraz fazla yüksek bir talep olarak okundu ve kabul görmedi. Yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Aslında Cuma günü MYK'sını toplamıştı yeniden Refah Partisi. Orada parti kurmaylarının görüşünü almıştı Fatih Erbakan hiç girmeyelim bu ittifaka. Bizim seçmen tamamımız e, AK Parti'ye de kızgın. Dolayısıyla oy kaybedebiliriz diyenler vardı zaten. Ama bunun ötesinde e, bir partinin e, seçimde başarılı olmasının iki temel unsura dayandığını düşünenler de vardı. Birincisi %7 seçim barajını aşabilmek. ikincisi parlamentoda temsil edilebilmek. İşte bu açıdan bir ittifak içerisinde bulunulması en azından baraj kaygısını sona erdireceği için e, ittifakta olalım ama her ilde kendi adaylarımızın adaylarımızı gösterelim, amblemimizle, amblemimizle girelim diyenler vardı. Veya hem kendi adaylarımızı gösterelim hem de bazı illerde AK Parti listelerinden girelim diye önerenler de vardı. Ama netice itibariyle, pazar günü itibariyle AK Parti'ye Yeniden Refah Partisi'nden giden öneri tamam ittifaka katılalım ama en az 20 milletvekili çıkaracak şekilde bir formülle katılalımdı. İşte benim de edindiğim bilgilere göre o noktada e, AK Parti bunun bir hali yüksek bularak e, yeşil ışık yakmadı. Ve dolayısıyla bu Cumhur İttifakı'na yeniden Refah Partisi'nin katılma olasılığı sona erdi. Şimdi merak ediliyordu acaba... 6.284 sayılı kanun üzerinden bir tartışma çıktı iki parti arasında. Malum yeniden Refah Partisi'nin sunduğu 30 maddelik prensipler listesi vardı. Ama her iki tarafla da konuştuğum zaman bunlar konuşulur, tartışılır mesele değil ifadelerini duydum. Dolayısıyla bu kadına yönelik şiddete ilişkin kanunun kaldırılması ya da işte zinaydı, kadının beyanı esastır hükmünün değiştirilmesi gibi gibi sebeplerden dolayı ee, bu e, olumsuz tablo oluşmadı. Olumsuz tablonun oluşma sebebi tamamen listelerle alakalı, teknik görüşmelerle alakalı, e, çıkan pürüzlerle alakalı deniyordu. Saat 12'deki yayınımızda da e, bir olumsuz hava var diye ifade etmiştim. Ve şimdi edindiğim bilgilere göre dediğim gibi 20 milletvekili seçilecek yerden talep ettiği için yeniden Refah Partisi e, iki taraf uzlaşamadı ve Cumhur İttifakı'na katılmadı. Şimdi birazdan da Devlet Bahçeli ile... Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek ve bu durum üzerine yeni bir değerlendirme yapmalarını bekliyoruz. Ne getirir ne götürür onu da kısacık özetleyeyim sonra Özay abiye sözü bırakacağım. Şimdi daha önce de bu Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah arasındaki görüşmeler başlamadan evvel de şöyle bir tablo ortaya konuluyordu. Yeniden Refah Partisi milli görüş tabanından daha ziyade Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasından rahatsızlık duyan milli görüş tabanından oy çeken bir parti. Eee Beri yandan da işte e, iktidara AK Parti'ye çeşitli kızgınlıkları sebebiyle e, tekrar oy vermek istemeyen bir kesim de yeniden Refah Partisi'ne oy vermeyi düşünüyordu. Dolayısıyla bu özelliğiyle kritik bir konuma sahipti. Peki şimdi tek girecek olması, Erbakan'ın aday çıkacak olması ne ifade edecek? Cumhur İttifakı açısından şunu söyleyebilirim. E, belki de e, çok da olumsuz bir tablo olmayabilir. Neden? Çünkü e, yeniden Refah Partisi'ne gidecek oylar en azından Millet İttifakı'na gitmemiş olacak. Yani Saadet Partisi'ne gitmeyecek, Saadet Partisi'ne gidecek olası oylar, hem Saadet Partisi'nden kopacak oylar yeniden Refah'a gidecek. Dolayısıyla iki ittifak arasında belki yeniden Refah Partisi'nin varlığı, Cumhur İttifakı'nın da lehine olabilir gibi bir takım yorumlar vardı Ankara'da. E, bugünden sonra ama hesaplar nasıl olur, kartlar nasıl dağıtılır yeniden? Malum bugün HDP ile de CHP görüştü. Tüm bunlar etkili olacaktır bundan sonraki süreçte atılacak adımlarda. Peki senin de söylediğin gibi her an her şey olabilir. Yeniden Refah Partisi neden ittifaka katılmadı sorusunun kulis bilgilerinin tüm detaylarını bize aktardı Dicle Canova. Teşekkür ediyoruz.